Bugün istatistik dedektifi nasıl olunur'u konuşacağız. Slaytımı atlatamadım. Mark Twain'in ünlü bir sözü vardır. Yalanlar, kahrolası yalanlar ve istatistikler diye. Muhtemelen hepiniz duymuşsunuzdur bu sözü. Bugün dünyada yanıltıcı istatistik bilgilerin bolluğu göz önünde bulundurulduğunda istatistiğin bu itibarı aslında söyleyen için biraz haklı gibi değil mi? Yani İnsanlar belli bir argümanı desteklemek için rakamların herhangi bir şekilde derlenebileceğini ve sunulabileceğini bildikleri için istatistiklere şüpheyle bakma eğilimindedirler aslında. Fakat bakıyor muyuz? Bugün aslında bunu konuşacağız. Bazen bu şüphe hep aklımızda var. Yani diyoruz evet yalanlar, kuyruklu yalanlar ve istatistikler. Ama karşımızdaki araştırmaya baktığımızda bazen bunu unutabiliyoruz. O nedenle bugün sayıların ne söylediğinden bağımsız olarak istatistikleri araştırmak ve gerçeği bulmak için istatistik dedektifi nasıl olunur ona bakacağız. Öncelikli olarak istatistiksel hatalar aslında o kadar yaygın ki oldukça yaygın. Bu çalışmalarda da karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili araştırmalar yapılıyor. Örneğin Infection and Immunity dergisinde yayınlanan 141 makale 54'ünün istatistiksel analizinde veya raporlanmasında en az bir hata olduğu, 83 üroloji makalesinin %71'inde en az istatistiksel hata olduğu, Injury dergisinde yayınlanan 100 makalenin 45'inde uygun olmayan istatistiksel testler kullanıldığı, yine aynı dergide yayınlanan 100 makalenin 19'unda basit işlem hatalar yapıldığı belirlenmiştir. Aslında bu yapılan istatistiksel hatalarla ilgili çalışmalar da çok fazladır. Bunlar taranıyor. Hatta yine bizim ülkemizdeki üniversitelerde, tıp fakültelerinde yapılan bir çalışma var. Tıp uzmanlık tezlerinde yapılan istatistiksel hatalar. Burada en az 40 yıllık geçmişe sahip 6 farklı tıp fakültesinin farklı bilim dallarına ait 321 uzmanlık tezi rastgele seçilmiş ve bu seçilen tezler P değerleriyle ilgili hatalar, uygulanan testler ile ilgili hatalar, matematiksel gösterim hataları, istatistiksel sembol hataları, uygun olmayan yorumlama, özetlerinin hataları, anlaşılmayan istatistiksel ifadeler gibi başlıklar altında yapılan hatalar incelenmiş. Bu çok yeni bir çalışma, geçen yıl yayınlanmıştı. Ve burada bu 321 tezin tamamında en az bir tane istatistiksel hatanın olduğu tespit edilmiş. En sık karşılaşılan hata ise %70.1 oranında verilerin özetlenmesindeki hatalar. Yani gördüğünüz gibi literatürde oldukça fazla istatistiksel hata mevcut. Peki bir istatistik dedektifi olmak istiyorsak bizim bir ihtiyaç listemiz var. Bu ihtiyaç listemiz nedir? Yani bizim alet çantamızda neler olmalıdır diye bana soracak olursanız öncelikli olarak sağduyu. Nedir sağduyu? Doğruyla yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama yetkisi. Sağduyu çok önemli. Basit aritmetik işlemlere dikkat edeceğiz. Biz zannediyoruz ki böyle yani özellikle konuşmamızın başında da kayıt almamıştık o zaman söylemiştik. Yani istatistik dedektif nasıl olunur'a cevap ararken bu böyle bir başlık gördüğünüzde şunu düşünebilirsiniz. Sanırım çok fazla istatistik bilgisi gerektiriyor. Yani ileri seviye bir istatistik bilgisi gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak aslında bu kadar da derinlemesine istatistik bilgisine ihtiyacınız olmadığını bu sunumda göreceksiniz. Yani basit aritmetik işlemleri kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Literatürde ücretsiz çevrim içi çok böyle saniyeler içinde cevap arayabileceğiniz StatCheck, Grim, Webplot, Digitizer gibi uygulamalar var. Onlardan biraz bahsedeceğim. Ve tabii ki olmazsa olmazımız istatistiksel düşünme ve muhakeme yeteneği. Bağlamdan kopmamamız gerekiyor bir araştırmayı, bir makaleyi okurken. Şimdi burada birkaç örnekten bahsedeceğim. Örnek üzerinden gidelim. Birinci örneğimizde bir kanser tedavisi için genetik işaretler başlıklı bir makalemiz var. Nature Medicine'da yayınlanmış 2006 yılında. Burada yazarlar bir hücrenin belli kanser ilaçlarına duyarlılığını tahmin edebilecek genetik işaretlemeleri belirlemek için halka açık verileri kullanmışlar. Yani tespit ettikleri kanser türü, tümör ile kanser ilaçlarını doğru eşleştirmek istiyorlar. Ve halka açık verileri kullanıyorlar. Bu çalışma 2006 yılında oldukça ses getirmiş, işte çok çok ilgi görmüş bir çalışma. Tabii bunun devamında buna bağlı olarak birden fazla çalışma
amaçlı yapılmış. Fakat bu veriler, bu kullanmış oldukları veriler aslında 2003 yılında Lancet'te bir çalışma yine kullanılmış, farklı bir açıdan değerlendirilmiş ama aynı veriler kullanılmış. Halka açık veriler olunca tabii yine bir araştırma medyasında yayınlanan bir makale var 2006 yılında. Burada yazarların amacı bir hücrenin belli kanser ilaçlarına duyarlılığını tahmin edebilecek genetik işaretleri belirlemek istiyorlar ve bunun için de halka açık yani mevcut bir veri setini kullanıyorlar. Yani şunu demek istiyorlar, tümörler ile kanser ilaçlarını doğru eşleştirerek kullanabilecekleri bir tedavi yöntemi ortaya koyuyorlar. Bir algoritma geliştiriyorlar aslında ve bu çalışma 2006 yılında oldukça ses getiriyor ve çok ilgi görülüyor basında da, kendi tıp camiasında, kendi alanlarında da ve tabii buna bağlı olarak birkaç tane daha yayın yapılıyor. Yani çalışma var. Sonrasında dediğim gibi bir araştırmacı iki tane istatistikçiden destek alıyor ve diyor ki bu çalışmayı benim için inceler misiniz? Çünkü nasıl olsa veriler var ya, verileri o araştırmacı da ulaşabiliyor. Ve bu iki istatistikçi bu çalışmayı incelerken bazı farklılıklar buluyor. Onlardan işte en önemlisi şimdi bahsedeceğim. Ama buraya nasıl geliyorlar? Aynı veri 2003 yılında Lancet'te yayınlanan bir çalışmada kullanılıyor. Sesim geliyor değil mi Deniz'cim? Sorun yok. Geliyor, evet. Tamam. Şimdi bu iki istatistikçi çalışırken sorunları fark ediyor. Nasıl fark ediyor? Bakın size çok basit bir grafik göstereyim. Yukarıdaki grafik Lancet'te yayınlanan, 2003 yılında yayınlanan grafiğimiz. Aşağıdaki The Nature Medicine'de 2006 yılında yayınlanan çalışmanın grafiği. Burada bu ben yanlış telaffuz edebilirim. Bir ilaç ismi, docetaxel, artık decotaxel nasıl okunuyor bilmiyorum. Kemoterapi ilacına duyarlı hücreleri gösteriyor. Bakın maviler. Kırmızılar da bu kemoterapi ilacına dirençli hücreleri göstermekte. Burada da aynı şekilde. Şimdi bu iki grafik arasında farklılık nedir? Bakın hiçbir istatistik bilgisine ihtiyacınız yok. Tamamen küçükken böyle yaparız ya veya çocuklara yaparız. İşte iki resim arasındaki 7 farkı bulalım. Biraz ona benziyor. Başka bir farklılık var diyebilecek bir dinleyicimiz var mı? Ben yine koptum Merve sanırım. Ebru'cum arada gitmedim. Bir yine kesildi. Bir tamam. Sanırım cevap verecek olan yok. Sen devam et istersen Ebru'cum. Tamam. Şöyle ki iki grafik arasındaki fark şöyle. Çok basit. Bakın maviler burada 11 tane. 11 tane sayısı. Kırmızılar yani kemoterapi ilacına dirençli hücreler ise 13 tane. Aşağıdaki grafiğe baktığınızda ise burada kemoterapi ilacına duyarlı hücreler mavilerin sayısı şöyle hızlıca saydığınızda 10, 11, 12, 13 tane. 13 tane nokta var. Kemoterapi ilacına dirençli hücreler ise 11 tane. Yani burada çalışmada veri tamamen yanlış kodlandığı için, örneğin bu ilkinde tümöre duyarlılar 1 olarak kodlandıysa ve tümöre dirençli hücreler 2 ile kodlandıysa burada tam tersi kodlanmış. Yani tam bir hayal kırıklığı yani hem yazanlar için hem şey için ve bu burada bir algoritma geliştirdikleri için hastalara da uygulanmış bunlar. Bakın çok basit, istatistik bilmenize gerek yok burada. Tamamen ne oldu? Grafikteki yani veri setindeki yanlış kodlamadan dolayı yanlış sonuçlar elde ettiler. Biraz önce Deniz'in dediği gibi önceki webinarımızda keşke siz veri analizi, hatta biz 3 saatlik atölyeler de yapıyoruz merkezimizde. Çok önemli. Doğru kodlamak, doğru işlemek, analize uygun hale getirmek. Tabii sonrasında ne oluyor? Bu çalışmayı geri çekmek zorunda kalıyorlar. Yani bakın 2006 yılında basılmış, 2011 yılında geri çekmişler ve buna bağlı olarak birden fazla çalışmaları var. Onlar da aynı şekilde geri çekilmiş. Bir ikinci örneğimiz var. Ebru'cum, bu ikinci örnekte geçmeden önce bir sensiz yine kesik kesik geliyor da bir şey deneyebilir miyiz?
Sen ekran paylaşımı durdurur musun? Ben buradan paylaşmayı deneyeyim. Sonra eğer paylaşabilirsem benim bilgisayarımdan devam ederiz. Ya da Deniz de şu anda açmaya çalışıyor. Belki oradan devam ederiz. Ben ekran paylaşımını durdurayım. Ama ben derslerde de ekran paylaşımı yapıyorum. Yani bu kadar sorun yaşamamıştım açıkçası şimdiye kadar. Ayhan Hoca, el kaldırdığınızı görüyorum. İsterseniz biz bir düzenleme yaparken siz de sorunuz veya katkınız varsa belirtebilirsiniz. Geliyor hocam. O grafiklerde alttakinde 13 tane, üsttekinde 11 tane işte duyarlı gözüküyordu. Fakat alttaki 3'lerde 2 tanesi o yatay çizginin üstünde kalmıştı sanki. Onlar sanki yanlış kodlananlar gibi. Yani 11'e 11 oluyor aslında da. Oradaki sorunun ne olduğunu tabii makalenin tamamını görmediğim için bilemiyorum ama dikkat ettiyseniz o alttaki grafikte, o bar grafiği olan yani ortalama standart sapma veya standart hata grafiğinde iki tanesi zaten çizginin üstünde kalmıştı. Yani benim gördüğüm kadarıyla bir taraftaki fazla olan diğer tarafta aynı şekilde az olana karşılık geliyor gibi gözüküyordu. Hayır hayır, tamamen yanlış kodlandığı için ben şu anda tekrar paylaşayım ekranımı. Yani çok özür dilerim teknik problem için. Şimdi Ayhan Hocam bakın. Yukarıda tümere duyarlı. Tamam, yukarıdaki maviler 11 tane. Yukarıda 11 tane onu görüyorum. Alt taraftaki mavilerde de 13 tane. Evet. Mavilerde 2 tanesi yalnız tamamen zaten yanlış kodlandığı için. Üstünde kalmış. O 2 tanesi normalde herhalde nedir? Mavi o 2 mavi kırmızı olması gerekiyor değil mi? Aslında dirençli hücreler olması gerekiyor burası. Tamam. Dirençli hücreler olması gerekiyor ve şunları ifade ediyor. Yani o ikisi yani yanlış kodlanmış. Yani burada yapılan tamamen kodlama hatası. Tamam anladım. Tamam, teşekkürler. Yanlış yani tam tersi rica ederim. Tam tersi kodlandığı için de yani bu kadar ses getiren bir makale ve tabii dediğim gibi yani hastalara uygulanmış. Düşünsenize yani çünkü burada şöyle bir algoritma geliştirmişler. Hangi tümör türüne hangi kemoterapi ilacını verelim? Orada bir de yanlış eşleşme olduğu için belki de yani hayati tehlike var. Anlatabildim mi? Yani bu ciddi problem yaratmış bu çalışma. Şimdi ben diğer örneğe geçeyim. Diğer örneğimde de yine bir şöyle bir görüş ortaya atmış makale sahibi. İnsanların daha fazla egzersiz yaptıklarında sanırım bir mikrofon açık Denizciğim. Sanırım bir mikrofonumuz açık bir... Bu makalede ise insanların daha fazla egzersiz yaptıklarında aslında kilo vermedikleri fikrine çalışıyorlar. Bazen daha fazla egzersiz yaparsanız kendinizi ödüllendirmek için ve bunu telafi yani kendinizi ödüllendirirsiniz ve bunu telafi etmek için de yani kendinizi ödüllendirirsiniz, yemek yersiniz ve bunu telafi etmeniz mümkün olmayacak. Bu çalışmada bunu göstermeye çalışıyor. Amaçla 56 tane katılımcı var. 56 katılımcımızın biri egzersiz grubunda yani yaptığı egzersizi tamamen spor amaçlı yaptığını, diğeri ise yaptığı egzersizi eğlence amaçlı yaptığını biliyor, öyle söylüyorlar. Diyorlar ki siz yürüyüş yapacaksınız ve bu sırada müzik dinleyeceksiniz. Burada amaç aslında müziği değerlendirmek, onu söylüyorlar. Ama egzersiz grubu egzersiz yaptığının farkında, yani spor amaçlı bunu yaptığının farkında. Daha sonra bu çalışma bittikten sonra tüm katılımcılar açık büfede öğlen yemeğine davet ediliyorlar ve araştırmacıları gizlice bir katılımcının yapıyorlar, not alıyorlar. Herkes kaç kalori harcadı. Şimdi çalışmanın sonucunda gördüğünüz gibi ilk tabloda egzersiz grubu var ve eğlence grubu var. Toplam alınan kalori miktarlarının bakın ortalama verilmiş standart sapma 28 kişi var diyor. Yine eğlence grubunda da ortalaması, standart sapması ve 28 kişinin olduğu durumda şurası P değerlerini göstermekte. Diyor ki yani toplam kalori bakımından P değerleri yani aldıkları her bir iki grubun toplam aldıkları kaloriler istatistik olarak farklı değildir sonucuna ulaşıyorlar. Daha sonra bakın burada ana yemekteki yani burada biraz ayırmaya başlıyorlar. Ana yemek
var. Hedonik seçenekler var. İçecekten ve tatlıdan oluşan. Çikolatalı puding alanlar var. Her iki grupta. Elma soslu tatlı alanlar var. Ve içecek seçeneğinde de su ve kola bulunmakta. Şimdi buradan devam edelim. İlk bulguda dediğim gibi toplam alınan kalori bakımından gruplar arasında fark görülmemektedir. Şimdi araştırmacıların hedefi aslında egzersiz yapan grubun daha çok kalori aldığını göstermek istiyorlardı. Fakat hedefine ulaşamadı ilk bulguda. Öyle olunca ne yapıyor? Bir fark bulmak istediği için böylece yemeğin farklı bileşenlerini incelemeye başlıyor. Yani bir nevi veriyi birazcık böyle delik deşik ediyor, parçalıyor. Nereden ne buluruz ona bakıyor. Ve bu tekrar tablo 1'e döndüğümüzde hedonik seçenekleri incelediğinde hedonik seçeneklerde bakın ne yaptı? Egzersiz grubunun aldığı ortalama kalori 133.98, eğlence grubunun aldığı ortalama kalori miktarı 94.45 ve burada işte hedefine ulaştı araştırmacı. Ne yaptı? Burada gruplar arasında istatistik olarak bir fark ve bundan sonra makalenin hikayesi büyük ölçüde bu sonuçlar üzerine kurgulanmış durumda. Çünkü artık burada bir istatistiksel farklılık yakaladı ve buradan devam edecek. Şimdi burayı incelerken hedonik seçeneklerde bakın egzersiz grubunda 28 kişi var ama eğlence grubunda 24 kişi görünüyor. Eğlence grubundaki bu diğer 4 kişi nerede? Yani belki bunun masum bir açıklaması olabilir. İşte onlar tercih etmedi. Eğlence grubundaki 4 kişi hedonik seçeneklerden işte içecek ve tatlı almadı denilebilir ama bu bizim için bir uyarı işareti olmalı. Yani çünkü şeyi düşünebiliriz. Acaba istedikleri sonucu elde etmek için beğenmedikleri birkaç veriyi çıkarmış olabilirler mi? Bunu merak etmemize neden oluyor bu sonuç. Yine burada tabloyu incelemeye devam edersek sayısal tutarsızlıklar da dikkatinizi çekecektir. Şöyle ki bakın toplam yemekteki kalori miktarı vardı. Bunu ana yemek ve hedonik seçenekler olarak ikiye ayırmıştı. Biz ne bekleriz? Bakın burada her ikisinde de 28 katılımcı olduğu için toplam yemekte alınan kalori miktarını ana yemek ve hedonik seçenekler olarak yani topladığımda toplam kaloriye ulaşmak isterim. Ama bakıyorum ki regular yani ana yemek hedonik seçeneklerin ortalamasını topladığımda toplam yemeğe ait kaloriye ulaşamıyorum. Burada bakın hiç istatistik bilgisi yapmadan tamamen basit aritmetik işlemlerle bunu ortaya koymuş olduk. Sonrasında yine biz de artık biraz gözümüzü açmaya başladık ve diyoruz ki yani biraz bu tabloyu bir kazalım neler çıkacak. Yine sayısal tutarsızlıklar devam ediyor. Hedonik seçenekler işte pudingden, elma sosundan ve içecekten oluşuyordu. Burada da yine ortalama hedonik seçeneğin çikolatadan alınan ortalama kaloriyle 11 kişiden geldiği için 11 ile çarpıyor. Artı diyorum elma sosundan alınan kalori 16 kişiden geldiği için çarpıyorum. Yine aynı şekilde içecek için de 33.10 çarpı 29 değil. Toplamda 28 kişiye böldüğümde aslında ben burada neyi elde etmek isterdim? Şurada neyi görmek isterdim hedonik seçeneklerde? 130.37'yi görmek isterdim ama burada 133.98 yine bir tutarsızlık rakamlardan. Bu noktada çok kullanışlı bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bu uygulamadan kısaca bahsedip yine aynı makaleyi deki dedektifliğimize devam edeceğiz. Burada çok faydalı bir program var. StatCheck. StatCheck'i kullanabiliriz. StatCheck'te test istatistikleri, serbestlik derecesi ve P değerlerini metinden otomatik olarak çeken, yani bir nevi metin madenciliği yapıyor. PDF şeklinde, Word şeklinde veya HTML şeklindeki dosyanızı StatCheck'e yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra da saniyeler içinde böyle size oradaki test istatistiklerini, serbestlik derecelerini alıp P değerini hesaplıyor ve bu P değerlerinin makaledeki P değeriyle tutarlı olup olmadığını söylüyor.
Ben şimdi kendi bilgisayarımdan hızlıca bir şeyi göstereyim size. Şimdi şuradan ekranım gözüküyor değil mi? StatCheck'ten şuradan açtım. Sunuma zaten şey ekledim. Belki buradan link de atarız. Bakın açtım. Yani sadece PDF, HTML ve Word dosyalarını kabul ediyorum diyor. Browse'da geldim. Benim burada bu makaleyi indirmiştim. Bu makaleyi alıyorum. Bakın yüklüyorum. Bakın çok kısa sürecek. Böyle çok kısa sürdü. Hemen bir metin madenciliği yaptı makalemde. Makalede sunulan test istatistiklerini bakın gösterdi. İşte serbestlik derecesi, test istatistiği değeri ve P değeri. Şu kısım makalede sunulan kısım. Ama benim hesapladığım P değeri budur diyor. Yani makalede verilen 0.04 ama programın hesapladığı P değeri aslında olması gereken 0.098 ve burada karar olarak diyor ki tutarsızlık var. Burada bakın 3 tane tutarsız nokta belirlemiş. Burayı incelemeye devam edelim bu tutarsızlıkları. Bu programı kullanarak devam edelim. Şimdi ilk olarak burada bakın ne yapmış? Makalenin içinde yer alan bir şey var. İşte bu hedonik seçeneklerde istatistik olarak fark bulmuştu iki grup arasında hedonik seçeneklerde. Burada belirtmiş ortalama eğlence grubunda 94.45. İşte egzersiz grubunda ortalama hedonik seçeneklerden alınan kalori miktarı 133.98. Serbestlik derecesini söylemiş. F-test istatistiği bakın F-test istatistiği tutuyor. 2.91 zaten buradan çekmişti. Şimdi burada P değerini küçük 0.05 diye göstermiş. Ama bizim P değerimiz 0.101 olarak çıkıyor. Ama tabii burada hemen hızlıca ne yapmış? Virgül demiş, one-tailed demiş. Yani tek taraflı, tek kuyruklu P değerini kullandım demiş. StatCheck'te P değerlerini çift yönlü. Çünkü biz genellikle yani çoğunlukla araştırmalarda hipotezimizi çift yönlü kurarız. Yani fark vardır yoktur, ilişki vardır yoktur şeklinde kururuz. Biri diğerinden farklıdır, azdır, fazladır şeklinde kurmuyoruz. O nedenle burada aslında P değerini tamamen 0.05'ten küçük göstermek için hemen şuraya dediğim gibi bir one-tailed açıklamasını yazmış ve üzerinden bu sorumluluğu atmış gibi duruyor. Ve tabii burada 0.101.04'ü 2'ye böldüğümüzde de bakın 0.05 yani tam sınırda bir değer buluyoruz aslında. Bunu da bir nokta daha ileriye gidip aşağıya yuvarlamış. Yani direkt küçük 0.05 şeklinde yuvarlamış. Bu tabii ki ne yazık ki kötü bir uygulama. Yani sadece P değerinizin 0.05'ten küçük olmasını sağlamak için istatistiksel seçimler yapmaya literatürde P hackleme, P hacking diyoruz. Ve bu aslında kötü bir bilim yapma şekli. Yani burada tamamen istatistiği kullanarak, verinizi manipüle ederek istatistiği bu sefer işte yalancı diye adını çıkarmak oluyor. Yine devam edelim bu çıktılardan. Yine tutarsız çıktılardan devam edelim. Burada şu istenmiş. Katılımcıların koşuyu ne kadar heyecan verici olduğunu birden 9'a kadar puanlamaları isteniyor. Yani her iki gruba da diyoruz ki bu koşuyu, bu egzersizi ne kadar heyecanlı buldunuz? Birden 9'a kadar, 9 son derece heyecanlı. Puanlamaları isteniyor. Bakın burada da yine ortalama egzersiz grubu için ortalama ve ben şuradan bakayım oradan bakınca göre egzersiz grubu için ortalamaları vermiş ve eğlence grubu için de ortalamaları vermiş ve istatistik olarak fark olduğunu söylemiş makalede P0.04 fakat yine bize program uyarı vermiş bu tutarsızlık var burada aslında P değeri 0.098 biraz önce yaptığı bu el çabukluğunu burada da yapmış. Yine bir virgül koymuş. Bu tek yönlü P değeri demiş. Ama neden? Neden tek yönlü? P
Ve bakın 0.0982'yi 2'ye böldüğümüzde 0.049 olarak bulmuş ve bu sonucu kullanmayı tercih etmiş. Burada tekrar bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bu uygulamada da örneğin 10 hastamız var veya biraz önce koşuculara yani egzersiz grubundaki katılımcılara söylediğimiz gibi hem egzersiz hem eğlence grubundaki katılımcılara söylediğimiz gibi işte koşuyu 1'den 9'a kadar puanlayın işte veya ağrınızı 0'dan 10'a kadar puanlayın dediğinizde size belli bir ortalama verir değil mi? Bu programda size ortalamanın alabileceği değerleri göz önünde bulundurup diyor ki bu ortalama bu şeyden elde edilmez. Bu kadar kişiyle bu ortalama elde edilmez. Onu söylüyor. Örneğin 0 ile 10 arasında puan vermeniz istenirse 10 hastadan elde edilen değerlerin ortalaması yalnızca belirli mümkün değerler alacaktır. Yani 4 olur, 4.10 olur. Hiçbir zaman 4.01 elde edilmeyecektir veya 4.15 olmayacaktır. O nedenle de bu yine faydalı bir uygulama, basit bir şekilde çalışıyor. Şimdi bunu da göstereyim. Kendi bilgisayarımda yine geçtim. Bir yeni sekme açayım. Şuraya kaydetmiştim hepsini. Bakın burada Grim'de. Grim'e geldim. Direkt buraya ortalamayı yazıyorum. Aşağısı gözüküyor mu? Evet, ortalamayı yazıyorum. Buraya da sample size yazıp calculate dediğimde bana o mümkün olup olmadığını söylüyor o ortalamanın. Yine sunuma döneyim. Şöyle genişleteyim ekranı. Burada şöyle düşünüyoruz. İşte kaloriler her zaman tam sayı olarak ölçülür. Hani markete gidersiniz, bir şey almak istersiniz. Arkasına baktığınızda genel olarak kaloriler tam sayı olarak. Çünkü bu Grim daha çok tam sayı, tam puan verildiği zaman çalışıyor. Burada hedonik seçeneklere baktığınızda ortalaması 133.98 egzersiz grubu için ve 28 katılımcıdan bu ortalamayı elde ettik diyor. Yazalım. Programımızda 133.98'i ortalamaya yazıyoruz. Örneklem büyüklüğümüzde 28. Calculate dediğimizde bakın diyor ki burası tutarsız bir ortalama. Tutarsız bir ortalama olduğunu söylüyor. Şuradaki up, down and bankers seçeneği 3 farklı yuvarlama, aşağı yukarı yuvarlama şekli. Burada da ben üçünü de denedim. Yine üçünde de tutarsız olduğunu söylüyor. Aslında şunu düşünebilirsiniz. Yani kalorileri veri tabanına kaydettikten sonra işte ondalık basamağı kaydetmiş olabilirler. Bu da ortalamanın bu şekilde çıkmasına neden olmuş olabilir. Fakat elimizde çalışmaya katılanların puanlamasını istediğimiz bir şey vardı değil mi biraz önce? 1'den 9'a kadar ne kadar heyecanlı buluyorsunuz bu koşuyu? 1 heyecanlı değil de 9 çok heyecanlı diye puanlamaları istenmişti ve tam sayılar. Burada da hem istatistik olarak fark bulmuştu hem de iki farklı ortalama yazmıştı bakın. Şimdi bunları deneyeceğiz. Burada tabii serbestlik derecesinden de şeyi anlıyoruz. Yani 28 her bir gruptaki 28 zer kişinin de burada verisi var. Şimdi hem egzersiz grubu için 7.19 ortalamayı yazdım. 28 sample size yazdık. Bunun için yine tutarsız dedi. Böyle bir ortalama elde edemezsiniz dedi. Yine eğlence grubunun da ortalaması 6.45'ti ve burada yine 28'i yazdığımızda yine bir tutarsızlık görüyoruz bu makale için. Şimdi aslında bu makalenin yazarlarından birisinin 18 tane makalesi geri çekilmiş. Biz de ilk sunumun başında söylemiştik. Burada tabii hem kendi tecrübelerimizi anlatıyoruz hem de yani yapmış olduğumuz danışmanlıkta yapmış olduğumuz işte hakemlik süreçlerindeki tecrübelerimiz var bu sunumda. Hem de bizim severek takip ettiğimiz Stanford Üniversitesi'nden Kristin Sainani hocanın bir makalesinde bunu kullandım bu sunumu anlatmak için. Orada şöyle söylüyor yani normalde bu kadar didik didik etmemin nedeni diyor. Bu kadar didik didik bu şey yapmam. Çünkü yazarlardan biri zaten vukuatlı.
18 tane makalesi geri çekilmiş. Bu makale geri çekilmemiş ama yani yazarın pek çok makalesinde böyle benzer sayısal tutarsızlıklar, özensiz veri işleme, pihetleme, yani çok fazla bu tarzda istatistiksel problemlerden dolayı çekilmiş makaleleri var. Bu nedenle de bu kadar sorunla karşılaşmak normal. Yani bu biraz bile isteye, tamamen suistimal amaçlı kullanılmış burada istatistik. Tabii bu ilk iki örnek tamamen böyle skandal örneklerdi. Yani çok birinde zaten bile isteye yapıyor. İlk örneğimizde tamamen çok basit bir hata, verinin tamamen yanlış kodlanmasıyla ve insan hayatına neden olacak sonuçlar doğuracak bir çalışma. Ama tabii bazen de yani çoğunlukla bu kadar skandallarla karşılaşmayız. Bazen sehven yapılan hatalar var. Bazen bile isteye göre küçük oynamalar yapılabilir. Şimdi yine biraz daha sakin bir makale bu diğerlerine göre. Burada da bebeklerde stres ve emzirme üzerine bir çalışmamız var. Burada DNA metilasyonu ile kortizol reaktif arasındaki ilişkiyi gösteren bir serpilme diyagramı görüyorsunuz ekranda. Bu makalede paylaşılmış. Bakın ne vermiş? Buradaki korelasyon katsayısını 0.41 olarak vermiş ve P değeri 0.05'ten küçük. Yani bu istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon katsayısı. Tabii referans değerleri korelasyon katsayılarında değişir ama 0.41 işte zayıfla orta arası bir değerdir aslında. Değil mi? Yani grafiğe de baktığımızda bakın şurada bir genelde doğru ekleriz. Bu doğruda ne isteriz aslında? Bir pattern oluşturmasını isteriz. Bu doğrunun etrafında bizim verilerimizin bir pattern oluşturarak ya ikisi birlikte ilerleyen veya tam tersi aşağıya doğru biri artarken diğeri azalan şeklinde bir pattern oluşturmasını isteriz. Burada da şurada bakın bir nokta var ve bu çizgi bizim gözümüzü alıp götürüyor ve şey algısı yaratıyor bizde. Evet, bir ilişki var algısı yaratıyor bizde. Şimdi aslına baktığınızda şimdi ne yaptık burada? Basit bir uygulama. Direkt Paint'i açıyoruz. Bu ekran görüntüsünü alıyoruz bu makaledeki bu serpilme diyagramını. Paint'i atıyoruz ve orada o çizgiyi bir kaldırıyoruz. Bir bakalım o çizgisiz nasıl göreceğiz? Ona bakıyoruz. Şimdi çizgiyi kaldırdığımızda aslında şurada bir veri bulutu değil mi? Aslında şurada bir verinin kümelendiğini görüyorum kırmızı çemberde. Şurada da bir muhtemel etkili gözlem var değil mi? Etkili gözlem var. Şurada aslında bir pattern oluşturmuyor gibi duruyor. Yani direkt saçılmış bir paterni yok. Bunu görüyoruz. Peki diyoruz bunu bir inceleyelim. Bunu incelemek için şimdi bizde veri seti yok değil mi? Veri seti olmadığı için Plot Digitizer diye bir program var. Ne yapıyor? Fotoğraf veya grafiklerden veri setini çıkartıyor. Yani mevcut şeyi koyuyorsunuz, oradan size bir veri seti çıkarıyor. Bu veriyi, oluşturduğu veriyi size indirme fırsatı da sunuyor. Yani bilgisayarınızı indiriyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Ben şimdi bu şeyleri hazırlarken de aynı şekilde kullandım. Size yine göstereyim. Şimdi yine açtım. Şuradan yeni bir sayfa açıp şu uygulamayı açayım. Şimdi burada yapmanız gereken şu. Bakın şurada file var. Fire'dan load image. Bunu tıklıyorum. Ben bunu klasörüme o makaleden kestiğim serpilme diyagramını klasöre atmıştım. Buradan bakın bunu seçeceğim. Buradan seçeceğim ve bunun iki boyutlu bir pilot olduğunu söyleyeceğim. Biraz geç geliyor bu ekranda. Şimdi burada iki boyutlu pilot seçeneği geldi. Sonra diyorum ki align access, yani şu aksesleri bir belirleyelim. Benden istediği bakın x ekseninde ve y ekseninde iki tane nokta belirtmemi istiyor. Bu iki tane noktayı şöyle seçiyorum. Protik diyorum burada. Bakın imlecim artı haline geldi. Şu 2'yi seçiyorum. Daha sonra da şu 8'i seçeyim. Sanki böyle 8'e kadar onu almadım burada. 8'i seçtim. Daha sonra şu -1'i almak istemedim.
sıfırla 3 arasını aldım. Ama burada 2 tane nokta. Yani hem x ekseninde hem y ekseninde. Daha sonra şurada complete var. Complete dedikten sonra bakın burada bir de yazmanızı istiyor. X ekseninde ne yaptım x ekseninde? 2'den başlattım. 2'yi işaretledim. İkinci nokta olarak da 8'i işaretledim. Y ekseninde ise 0'ı işaretledim ve 3'ü işaretledim. Burada yazdım bunları ve okey dedim. Şimdi geldik noktaları ekleme kısmına. Bakın burada add point kısmı zaten renklendi, aktif oldu. Geliyorum buradan tek tek şu noktaların ortasını işaretliyorum kırmızıyla. Görülüyordur umarım. Görülüyordur. Böyle tek tek işaretleyeceğim. Burada örneğin eliniz kaydı, biraz dışarıya yaptınız veya şöyle yanlışlıkla bir nokta işaretlediniz. Burada delete point'i kullanabilirsiniz. Delete point'i seçtim, geldim işaretlediğim yere, bir daha tıkladığımda o silinmiş oldu. Tekrar add point'e geliyorum ve hızlıca tüm noktaları işaretliyorum. Tüm noktaları işaretleyeceğim. Biraz daha özenli yapıyorum bu işlemi ama şimdi sizleri çok bekletmemek adına hızlıca şöyle işaretliyorum. Böyle hızlıca işaretleyeceğim. Burayı, burayı ve burayı. Tamam. İşaretledikten sonra bakın buraya geldim. View data diyorum. View data dedim. Bana burada, sizde gelmedi, benim ekranımda geldi. Evet, şimdi geldi sizde. Burada bakın X ve Y için değerleri, mümkün değerleri söylüyor. Burada download, CSV dosyası olarak download etme seçeneği var. Tıklayalım ve bilgisayarımıza indirdik. Bilgisayara indirdikten sonra burada bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi açıyorum burada. Bakın veri dosyası böyle gösteriyor. Yani CSV dosyası olduğu için burada şunu yapıyorum. Bu sütunu seçiyorum ve veri sekmesinden metni sütunlara dönüştür diyorum. Çünkü burada iki tane değeri virgülle ayırarak tek bir hücrede yazmış. O nedenle metni sütunlara dönüştürü seçip burada sınırlandırılmış seçili olsun. İleri diyorum. Burada neyle ayırmıştı? Virgülle ayırmıştı. O nedenle virgülü seçiyorum ve devam ediyorum. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta gelişmiş özelliği. Gelişmiş özelliğinde bakın ondalık ayıracı nokta yapıyorum. Binlik ayıracı da virgül yapıyorum ve tamam diyorum. Son diyorum. Bakın verimi ne yaptı? İki sütunda ayırdı. Artık kullanabilirim. Ben bu veriyi bu şekilde aldıktan sonra SPSS'e şöyle ekledim. Ve buradan gerekli işte işlemleri yaptım. Öncelikli olarak yaptığım nedir? Öncelikli olarak yaptığım bir bu veriyi kontrol ettim. Yani acaba dedim gerçekten benzer çıkacak mı grafikler? Bakın makaleden elde edilen grafik korelasyon katsayısı 0.41 ve p değeri 0.05'ten küçük olduğunu söylemişti. Ben o elde ettiğim veriyi SPSS'de şöyle bir scatter plot çizdirdim. Tabii ki benim şu aralıklarım daha geniş olduğu için biraz böyle yatayda yayılmış olarak gözüküyor ama baktığınızda aynı. Zaten aşağıda korelasyon katsayısına, Pearson korelasyon katsayısına baktığımda da katsayım 0.418, p değerim de 0.014 olarak bulundu. Tamam diyorum, bu doğru. Daha sonra şunu merak ediyorum. Yani veriyi tekrar analiz etmek istiyorum. Orada bir tane etkili gözlem vardı ya, influential point diyeceğimiz. Acaba diyorum yani onu çıkarsam bir baksam grafiğim nasıl olacak? O serpilme diyagramını nasıl göreceğim? Bir de düz çizgi yerine bu losses çizgileri kullanayım. Çünkü o böyle çok dirençli değil. Biraz daha hareketli olduğu için o göz yanılmasına da izin vermeyecek. O temeldeki modeli daha iyi ortaya çıkaracak. Bir de diyorum ki Pearson korelasyon yerine Spearman korelasyona bakayım. Çünkü veri normal dağılmıyorsa, yani simetrik bir veri yoksa veya işte etkili gözlemlerin bulunduğu bir veri ise o zaman Pearson korelasyon katsayısı yerine Spearman'ı kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu verinin
normal olup olmaması, etkili gözlemlerin olup olmaması veya simetrik olmamasından korelasyon katsayısı çok etkileniyor. Yani normal olmayan bir veri için hem Pearson korelasyon katsayılarına bakın hem Spearman korelasyon katsayılarına bakın. Farklı bulacaksınız. O nedenle burada da bir etkili gözlemim olduğu için diyorum ki burada ben Spearman korelasyona da bir bakayım. Şimdi bir etkili gözlemleri çıkarmadan Spearman korelasyon katsayısına bakıyorum. Spearman korelasyon katsayısında bakın katsayım 0.18, p değerim de zaten 0.29, yani 0.05'ten büyük bir değer. Yani istatistik olarak x ve y arasında bir ilişki yoktur diyebiliyorum, değil mi? Ve bu line yani direkt çizgi yerine losses'ı kullandığımda bakın burada aslında bir dalgalanma var. Bunu bu şekilde çeken aslında şuradaki nokta gibi görünüyor. Şimdi burada bir de etkili gözlemi çıkardıktan sonra inceleyelim. Etkili gözlemi çıkardım. Baktığımda bir çizgi çizdirmeye çalıştığımda bakın hiçbir aslında şey yok. İlişkinin olmadığı zaten bu saçılım grafiğinden görebiliyorsunuz. Hem Pearson korelasyon katsayısına hem de Spearman'a da baktığımızda Pearson korelasyon katsayısı 0.141. P değeri ise 0.43, yani istatistiksel olarak anlamsız bir değer. Spearman korelasyon katsayısına da baktığımda katsayım 0.108, P değerimde 0.551, yani yine istatistiksel olarak anlamsız, yani bir ilişki yok aslında. Ama makalede bana ilişki olduğu söylenmişti. Burada belki bilinçsizce yapıldı bu hata. Her zaman bu şekilde veriyi elde etmek zorunda da değiliz. Bazen eğer hakemlik yapabiliyorsak önerebiliriz, değil mi? Yani diyoruz ki işte bir de bu gözlemi çıkart bir baksanız korelasyona, acaba şey var mı, ilişki var mı diye önerilerde bulunabiliriz. Yani burada illaki bu bilerek isteyerek değil, belki fark edilmemeden, belki şu etkili gözlemin bu kadar etkili olabileceğini düşünmeden yapılmış bir uygulama olabilir. Bir diğer örneğim, son örneğim, biliyorsunuz ki bizim istatistiksel analiz yaptığımız kadar çalışmalardaki örneklem seçimi, yani uygun örneklem belirlenmesi, güç analizi de çok önemli ve artık makalelerde isteniyor. Yani lütfen diyorlar, yazın ne yaptınız, sample size'ı, örneklem büyüklüğünü nasıl hesapladınız? Bunu yazarken de araştırmacıların kontrol ediyoruz. Acaba çünkü bir referans veriyorlar. O referans verdiği makaleye gidiyoruz. Oradaki ortalama standart sapmayı kullanıyoruz. Bazen şey olmamış oluyor. Yani yanlış sonuç verilmiş olabiliyor. Bir kontrol mekanizması göstereceğim o nedenle size. Çünkü genellikle araştırmacılar bunu çalışmanın başında değil de çalışma bittikten sonra bir kılıf uyduralım hadi buraya diye örneklem büyüklüğünü yazmaya çalışıyorlar. O noktada da işte bazen böyle problemler olabiliyor. Şimdi böyle bir çalışmamız var. Çin'deki öğrencilerin öğrenme ve sosyallik tercihlerini gösteren bir çalışma. Burada örneklemi nasıl hesapladıklarına baktık. Örneklemi hesaplarken bakın diyor ki 4 grubumuz var. Bu 4 grupta her bir kişiye 36 öğrenci aldık. Yani toplamda 144 katılımcı var. Bunun içinde diyor işte serbestlik derecesi 4. Ortalama bir effect size belirledik 0.25, alfayı da 0.05 aldık diyor. Tamam, biz de diyoruz ki o zaman biz de bir G-Power programına gidelim. Bir bunları yazalım, bakalım gerçekten 144 kişiyi veriyor mu? G-Power'ı açtığımızda burada G-Power'da şunu bilmek gerekiyor. Test aileleri var. Test aileleri burada 4 grubu karşılaştırdığı için, yani 2'den fazla grup karşılaştırması yaptığı için F test ailesi, çünkü ANOVA'yı kullandı muhtemelen. F test ailesini seçiyoruz. Oradan ANOVA'yı seçtikten sonra etki büyüklüğünü orta bir etki seçtiğini, yani 0.25 aldığını söylüyor. Şurada 0.25 olarak biz belirttik. Alfayı 0.05, gücünü 0.95, serbestlik derecesi 4, grup sayısı da
4 olarak girilmiş burada. Çünkü öyle bir beyanı vardı. Bunu girip calculate dediğimizde, çalıştırdığımızda toplam örneklem sayısı 302 oluyor. Ama kendileri 144 kişiyle çalıştıklarını söylemişlerdi. Bakın neredeyse yarısı kadar bir örneklem kullanmışlar. Hatta sonra makaleye baktığımızda her bir grupta 36 kişi olması gerekmesine rağmen işte 32 tane grupta 36 katılımcıyı erişememişler, bulamamışlar da. Yani burada yıldan güç analizi, uygun örneklem belirleme yöntemini de G-Power programından doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Şimdi özetleyecek olursak tüm bu hataları yakalamak için ileri seviye bir istatistik bilgisine ihtiyaç yok gördüğünüz gibi ve bu hataları yakalamak düşündüğümüzden daha kolay aslında. Bunun için yani sağduyu elden bırakmamak lazım ve basit aritmetik işlemleri hemen hızlıca yapmak lazım. Biz çok güveniyoruz belki, muhtemelen hata yoktur diye düşünüyoruz ama bakın çıkıyor basit aritmetik işlemlerde. Bu Dream, StatCheck, Webplot Digitizer gibi çevrim içi araçları kullanabilirsiniz veya sadece bazı hesaplayıcılar var, F değerini, serbestlik derecesini girip oradan serbestlik derecesini gireceksiniz, ortalamayı gireceksiniz, test istatistiğini gireceksiniz, size yine şeyi verecektir, P değerini verecektir. Ve tabii yapmanız gereken istatistiksel düşünme ve muhakemeye ihtiyacınız var. Aslında biz ileri seviye istatistikten ziyade bizim merkezimizin misyonu her zaman istatistik okur yazarı olmanızdan yana. Yani bu istatistikleri okurken hep bu istatistik eleştirisiyle bakmak ve temel seviyede istatistik bilginiz olursa zaten bu yetecektir. Yani bu istatistiksel düşünceyi uzaklaşmamak gerekiyor. Tabii ki. Peki bu hatalar nasıl önlenir derseniz, etkili istatistiğin ilkeleri var. Yani bu noktada hareket etmek gerekiyor ve Deniz'in bir sunumu vardı geçtiğimiz yıllarda. Yine YouTube kanalımızda görebilirsiniz. İstatistikte en sık yapılan hatalardan, 20 hatadan bahsetmişti. Burada yine o detaylı o hataları görebilirsiniz ama biz şöyle toplayacak olursak veriyi anlamak ve kontrol etmek çok önemli. Yani bakın ilk gösterdiğim örnekte tamamen yanlış bir kodlama yüzünden insanların hayatına mal oldu çalışmanın sonuçları. Yani veriyi analize uygun hale getirmek gerekiyor. Veriyi biraz hissetmek gerekiyor. O nedenle veri analize geçmeden önce veriyi sahiplenin ve mutlaka tekrar tekrar kontrol edin. Kodlamalar doğru mu? İşte gruplar birleştirilecekse biz bunları birleştirdik mi? Ham veriler mi var? Ortalamaları kullanmayın, ortalamalar gibi. Yani böyle bunun için zaten bizim merkezimizde vermiş olduğumuz talepler doğrultusunda açtığımız atölyeler oluyor. 3 saatlik. 3 saat sadece veriyi nasıl analize uygun hale getiririz onu konuşuyoruz ve bir önceki seminerimiz de yine bu konudaydı. YouTube kanalımızda o da var. Ona da bakabilirsiniz. Sonrasında basit sayılara dikkat edeceğiz. Yani çok da güvenmeyeceğiz böyle. Yani kesin, yani gözümüz önünde yazıyor bu rakam, yanlış değildir demeyeceğiz. Bir küçük aritmetik işlemlerle kontrol edeceğiz. Grafikleri kullanalım. Grafikler göz yanılsaması yapabileceği kadar size doğru grafiği doğru şekilde okursanız aslında çok fazla da bilgi verecektir. Pratik bilgiler sunacaktır. Bu muhakeme yeteneğimizi, doğru karar verme yeteneğimizi hep bir elimizde tutalım. Ve elde edilen sonuçların bütünlüğüne odaklanalım. Yani oradan bir şeyi cımbızla seçip, aa evet bu burada böyle çıktı, fark bulduk, hadi buradan devam edelim yerine. Gerçekten o kanıtların bütünlüğünden kopmamak gerekiyor ve mümkünse verileri Excel'de analiz etmeyelim, verileri manipüle asla etmeyelim ve temel seviyede istatistiksel çıkarsamaları ve olasılığı bilelim. Yani bunu bilmek zorundayız, bunu bu işte istatistik okuryazarlığına götürecek bizi. Bununla ilgili yine YouTube kanalımızda
Benim bir seminerim vardı. Hem istatistikleri anlattım hem de yani hipotez testleri nerede ne zaman kullanılır onlardan bahsettim. Hem de hipotez testlerine geçmeden önce temel düzeyde merkezi eğilim ölçüleri, işte dağılım ölçüleri hangisi nerede kullanılıyor? Çünkü biz bunları da yanlış kullandığımız oluyor. Örnek verecek olursam. Mesela bir tablo, ilk tablo nedir? İlk tablo makalelerdeki genelde ortalama ve standart sapmaları böyle özet istatistikleri verir. Ancak biz normal dağılımda ortalamayı konuşabiliriz. Normal olmayan bir dağılımda, simetrik olmayan bir dağılımda ortalamayı konuşmak bizi yanıltacaktır. Burada literatür bize der ki işte medyan konuşalım, EQR dediğimiz çeyrekler arası ayrılışı konuşalım ama bazen o da yetersiz kalıyor çünkü nonparametrik testlerin yaptığı verinizde küçükten büyüğe doğru sıralayıp sıra sayıları atıyor ve o ortalama sıra sayılarını karşılaştırıyor aslında. Yani burada temel düzeyde bakın çok basit. Temel düzeyde eğer normal bir parametrik bir test yapıyorsanız ortalama, standart sapma, minimum maksimum değerler ama nonparametrik yani parametrik olmayan bir test yapıyorsanız da mutlaka medyan değerlerini verin. İşte 25. percentil, 75. percentil bundan elde edilen çeyrekler arası ayrılışı verebilirsiniz ve bence olması gereken bir de sıra ortalamaları. Bu şekilde istatistik okuryazarlığınızı arttırabilirsiniz ve temel düzeyde istatistik bilgisiyle aslında eleştirel bir gözle bakabilirsiniz bence. Referanslarım dediğim gibi daha çok ben Sayın Ani'nin çalışmalarına odaklandım bu sunumu hazırlarken. Sizler de daha fazla okuma için bakabilirsiniz. Teknik problemlerden dolayı çok özür diliyorum. Sonradan sanırım yine toparladık. Soru ve önerileriniz varsa alabilirim. Ebru'cum çok teşekkür ederiz. Elin emeğine sağlık. Çok güzel bir hazırlık yapmışsın. Her ne kadar teknolojinin kazandığına uğrasak da toparladık sonradan. Evet, katılımcılarımızın sorusu veya katkısı varsa alabiliriz. Yoksa da ben başvuru formundan bize iletilen sorularla devam edebilirim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kusura bakmayın. Yani teknik problemlerin olması tabii ben de ister istemez stres yaptırdı ve cümlelerde biraz toparlamakta bazen zorlanmış olabilirim. O nedenle kusura bakmayın tekrar lütfen. Evet Ebru'cum. Şöyle bir soru gelmiş. Yazılıma yeni başlayan biri R yazılım programı ile başlayabilir mi? Ne dersin bu konuda? Bence başlayabilir. Özellikle zaten R Studio haline geldikten sonra daha pratik bir hale geldi. Çok fazla kaynak da var. Hem çok fazla yani tabii burada hedef de önemli. Yani nasıl bir analiz yani burada ne için kullanacağınız da önemli ama istatistikte programlama derseniz böyle R uygundur bence de. Öğrenmesi kolay. Kullanıcı dostu özellikle dediğim gibi R Studio haline geldikten sonra çok daha pratik oldu kullanması. Benim onunla ilgili yine bir seminerim vardı ama sırf işte bu teknik problemler yüzünden ekleyememiştik. Belki bilmiyorum belki bir gün eklerim. Yeni başlayanlar için R Studio'yu anlatmıştım. Bir de şey vardı. Merve yanlış hatırlamıyorsam Data Camp'ın sanırım değil mi? R öğreten bir Merve derse mi gitti? R öğreten bir uygulaması var. Oraya kayıt olup onu yaparsanız o da böyle çok güzel yönlendiriyor. Tavsiye ederim. R güzeldir. Evet, birkaç soru daha var ama Emre hocam sizinle devam edelim. Kaldırdığınızı görüyorum. Buyurun hocam. Hocam merhabalar. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Deniz hocam. Ebru hocam öncelikle teşekkür ediyorum. Sunumun başını izleyemedim ama sonrasında herhalde YouTube'da koyacaksınız. Orada evet. İzlemek isterim. Çok keyifliydi. Çok şey öğrendim. Şimdi ben öncelikle hani sosyal bilimler alanında çalıştığım için bizim alanda işte daha çok işte t-testi ve ANOVA ağırlıklı analizler yapılıyor. Ve maalesef şunu görüyoruz. Yani bize de aslında yüksek lisans, yani lisans eğitim sürecimizde denmişti. İşte en değeri 30'un üzerinde olursa hani dağılımınız normallik gösterebilir. Yani çok da böyle bir analiz yapmanıza gerek yok. Direkt parametrik test tercih edebilirsiniz. Maalesef belki bu bilgi birçok hocamız tarafından verildiğinden
Bakıyorum hep t-testi ve işte ANOVA yani normallik bakılmadan bu analizler yapılıyor. Ve maalesef tabii yanlış sonuçlar, yanlış bulgular ortaya çıkıyor. Hani bunu tabii önlemek için işte ben kendi adıma derslerimde öğrencilerimi tabii yönlendiriyorum ama artık yapılmış yapıldı yani tezler. Şimdi sorum aslında şu, hani bunu belirtmek istedim. Şimdi normallik testi olarak biz işte SPSS'de de ben şu an Jamovi kullanıyorum. Açık kaynak kodu olduğu için. Evet. Orada Shapiro-Wilk testi tercih ediliyor. Ve bazı okuduğum kaynaklarda hani Shapiro-Wilk'in daha şey olduğu, daha güvenilir olduğu Kolmogorov'a göre. Ama işte bazı yerlerde de en değeri küçükse mesela 50 diyor, bazı yerlerde 30'sa evet. Shapiro'nun diğer Kolmogorov'un. Siz ne dersiniz bu konuda? Ben aslında Shapiro'ya güveniyorum. Bilmiyorum. Shapiro-Wilk testini kullanıyorum. Jamovi'de kullandığım için. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim şatkınız ve sorunuz için. Şöyle çok haklısınız, artık çok eskide kalmış yani en 30'dan küçükse T testi yapalım işte. Yani hani örneklemin normal olup olmadığını N'ye göre belirlemek, örneklem sayısına göre belirlemek artık çok eskilerde kalmış bir söylem. Mutlaka testlerle veya tanımlayıcı istatistiklerle veya işte QQ plotlar incelenerek bir karara varılmalı. Jamovi'ye de güzel değindiniz hocam. Jamovi'yi biz de çok seviyoruz, kullanıyoruz. Özellikle etki büyüklüğünü elde ederken testlerde, birçok testte SPSS etki büyüklüğünü vermediği için Jamovi'yi tercih ediyoruz. Buradan yine araştırmacılarımıza önerebiliriz. Kullanabilirler açık kaynak kodlu. Zaten arkada R çalışıyor ve SPSS gibi tıklanarak menüleri var. Yapabilirsiniz. Evet, orada şeyde Jamovi'de Shapiro-Wilk, Kolmogorov, Smirnov ve Andersen-Darling normallik testlerini veriyor diye biliyorum. Şöyle ki biz de genelde hem derslerde hem kendi aramızda hem kurslarda anlatırken diyoruz ki işte 50'den büyükse Kolmogorov, Smirnov, 50'den küçükse Shapiro-Wilk söylemi var. Ama bizim de yakın olduğumuz söylem Shapiro-Wilk testini kullanmak oluyor genel olarak. Yani örneğiniz çok çok büyüktür. Zaten ikisi de normal çıkar. Mesela SPSS'de ikisini yan yana verir veya Jamovi'de ikisini alt alta sonuçlarını verecektir. Ama ben de bir Shapiro-Wilk şeyim böyle. Çünkü öyle yayınlar var. Yani Shapiro-Wilk'in daha iyi sonuçlar verdiğini söyleyen çalışmalar var hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hocam yine bununla ilgili, yani bugün çok reklam yapmış olduk ama benim geçen yıl bir Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne vermiş olduğum, yani bizim ortaklaşa düzenlediğimiz bir webinar vardı. Orada normalliği aynı şekilde, yani hem tanımlayıcı istatistikleri, hem histogram, hem QQ plotları ve testleri bakarak nasıl yaptığımızı oradan bir izleyebilirsiniz dilerseniz. Tamam hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz katkınız için. Bir sorumuz daha vardı, el kaldıran hocamız, ama sonra kayboldu. Dilek hocamızdı sanırım. Yine bekleriz. Bu arada ben diğer soruya geçeyim. İyi bir makalede nelere dikkat etmeliyiz? Burada hocam sizi yine bekleteceğiz, soruyu sormuş bulundum, kusura bakmayın. Yani iyi bir makalede biz yine kendi tecrübelerimizden örnek verelim. Biz burada danışmanlık yapıyoruz biliyorsunuz. Yeri geliyor tezlere, yeri geliyor işte makalelerin istatistiksel analizlerine destek oluyoruz ve istatistiksel yöntem yazıyoruz. İstatistiksel yöntemde hangi analizleri yaptığımızı yazıyoruz. Daha sonra araştırmacı bunu bazen bilmeyerek, yani bilmediği için belki de bir farklı bir şey haline getirebiliyor. O yüzden mesela iyi bir makale okurken istatistik dedektifliği yapmak için bence bir önce o statistical analiz kısmı vardır ya, istatistiksel analizler ne yapılmış? Yani örneğin diyebilir ki bizim 3 grubumuz vardı. Bu 3 grubu karşılaştırmak için işte farklı parametrelerimiz var. Farklı ölçüm, sayısal ölçümlerimiz var. Orada işte normal dağılanlar için ANOVA yaptık. Normal dağılmayanlar için Kruskal-Wallis-Hodge testini kullandık diyebilir. İşte ilişki baktık, normaller için Pearson, olmayanlar için Spearman yaptık diyebilir. Aşağıda tablolarda da ben bu analizleri görmek isterim, bu analizlerin sonuçlarını görmek isterim. Yani orada yazılan istatistiksel analizle, şimdi aklıma geldi bunlar, o istatistiksel analizle aşağıda bulgulardaki yöntemlerin tutarlı olması gerekiyor. Bu mutlak, çünkü gönderdiğiniz hakem bana da gelse ben de bakıyorum mutlaka. Hakem şey diyebilir, burada T testi yazıyor, iki grup karşılaştırdığını söylemiş ama aşağıya geliyorum böyle bir bulgu yok diyebilir. Bu önemli.
Onun dışında dediğim gibi yani istatistikte makalelerde en sık yapılan hataları böyle bir değerlendirmiştik geçen yıl. 20 hatayı. Onlara bakabilirsiniz. Yine gösterdiğim gibi P değerlerine odaklanabiliriz. Veya grafikleri iyi okumamız lazım. Yani grafikler çünkü çok verimli olduğu kadar ve görsel olarak hem veriyi çok güzel anlatıyor hem şık duruyor makalelerde ama yanıltabiliyor. Yani iyi bir grafik okur yazarı da olmak gerekiyor o noktada. Yani hepsini bir incelemek, biraz da bağlamdan kopmamak gerekiyor hocam. Yani bir kendimizi vererek ne isteniyordu, ne amaçla yola çıkıldı, neler elde edildi, yani nasıl tartışıldı? Yani böyle bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Dilek hocamız sanırım sorusu evet, var. Evet Dilek hocam buyurun. Merhabalar. Merhaba. Tekrar bu güzel sunumunuz için önce çok teşekkür ediyorum. Artık sizi izlemediğim bir şey olmayacaktır bundan çok sonra. Çok teşekkür ederim. Yalnız şöyle, o ilk verdiğiniz örnekle ilgili benim hani grafik okuma eksikliğimden de kaynaklanabilir. Bu kemoterapik ilaçlardaki kodlama hatasını göremedim, yani anlayamadım. O noktayı böyle bir daha bir gözden geçirebilirseniz çok kısa çok mutlu olurum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim katkınız için. Orada aslında yapılan şey grupları yanlış kodlanması. Çünkü biz ne yapıyoruz? Bir tane hemen açıyorum. Hemen açtım. Hemen o örneğe geliyorum. Bakın aslında burada şu. Çok maviler kemoterapi ilacına duyarlı hücre sayısını diyor. Yani burada iki tane grubumuz var. Biri kemoterapi ilacına duyarlı hücreler, diğeri kemoterapi ilacına dirençli hücreler. Tamam. Burada iki grubumuz var. Bu iki grubu gösterirken de ne yapmışlar? İşte birini maviyle, birini kırmızıyla göstermişler. Kodlarken de ne yapıyoruz biz bunu? Yani şunu şöyle demiyoruz değil mi? İşte bir yerde duyarlılar, bir sütunda ne diyeceğiz? Hücrelerin işte ilaca verdiği tepki. Duyarlılar ve dirençliler var. Biz bunu hocam ya 0-1 olarak kodlayacağız ya 1-2 diye kodlayacağız. Örneğin bir lojistik regresyon yapacaksak 0-1 olarak kodlamamız gerekiyor. Örneğin yukarıdaki Lancet'te yani orijinal datada duyarlılar 0 olarak kodlanmış. Dirençli hücreler ise 1 olarak kodlanmış. Daha sonra aradan 3 yıl geçtikten sonra bu açık kaynaklı halka açık veriler olduğu için diğer araştırmacılar kullanırken 0 olarak kodladığımız mavileri onlar şöyle düşünmüş. Sıfırlar kırmızı, birler mavi. Tam tersi. Yani tamamen verinin kodlamasından kaynaklanan bir hata olmuş. Ha. Grafikte bunu nasıl yakaladık derseniz, bakın çok basit matematiksel olarak mavilerin sayısı birden başlamış 11'de bitiyor. Kırmızıların sayısı da 12'den başladı 24'te bitiyor. Yani saydık kaç tane hücre var? 13 tane hücre var. Mavilerin sayısı 11. Kırmızıların sayısı 13. Aşağıdaki grafiğe geldiğimde işte buradan fark ediliyor. Bakın mavilerin sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tam tersi. Tam tersi. Birinde evet. Maviler az, diğerinde maviler evet. Fazla. Evet. Aynen öyle. Kırmızı ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, tane. 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. 12. Aynen öyle. Yani tamamen kodlama hatası. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim katkınız sorunuz için. Teşekkür ederiz hocam. Tabii burada nasıl iyi hakeme denk geliriz? Hakemlere çok yük düşüyor değil mi Ebru'cum? Yani tabii. Hakemler fark etmemiş. Bu aslında bu hakemin görevi. Yani hakemin araştırmacı evet, uyarması evet. Lazım ama bakmadığı ama hiç görememiş. Şey var tabii bu çalışmaya özel. Hakem Lancet'e bakmıyor ki gidip. Direkt Nature'da yayınlanan bir veriye bakıyor. Aa, tamam diyor yani. İşte öyle bir hakem olacak ki onun referansına yani, da gidip evet, bakacak evet, falan. Yani. Burada evet bu zaten bu çok uç bir örnek. Evet ama çok gerçekten hayati sonuçlara neden olmuş bir örnek. İşte o yüzden bazı ilaçlar toplatılıyor sonra tabii, tekrar dağıtılıyor. Tabii. Değişik işte yumurta kolesterol yapıyor bir ara sonra yapmıyormuş deniyor. Tabii. Bunun aslında arka planında hep istatistiksel sonuçlar var diyebiliriz. Evet, bir sorumuz daha var. Bir makalede ilk bakışta öncelikle istatistik anlamında nelere dikkat etmeliyiz
denmiş. Yani makale okurken anladığım kadarıyla makalenin istatistiksel altyapısının güvenilir olup olmadığına nasıl karar veririz? Yani biraz önce dediğim gibi o makalede yazılan istatistiksel yöntem, biz onu işte bir yer kaplasın diye yazmıyoruz. Yani onun bir amacı var. Diyor ki ben işte burada iki grubum vardı, onları karşılaştırdım sayısal değişkenler bakımından. İşte iki sayısal değişkenim arasındaki ilişkiye baktım veya iki kategorik değişken arasındaki ilişkiye baktım, ki kare analizi yaptım gibi. Orada ne yaptığını yazarken aşağıda da bunu desteklemesi gerekiyor. Bu önemli. Bir diğeri, ben en çok o ilk tabloya odaklanıyorum. Yani o ilk tabloda işte ortalamalar, biraz önce yine dediğim gibi ortalamayla mı ifade etmiş, medyan kullanmış mı? Yani şunu diyebilir, bir de şunu beklerim. Mutlaka hangi değişken için hangi testi yaptığını altta görmek isterim. Tablonun altında. Tabii ki tablonun altında bunu yazmasını isterim. Yani hangi değişken normalde alıyordu, hangisi normalde alınmıyordu ve siz hangi analizleri uyguladınız? Ha, bunu ne yapıyoruz? Ortalama standart sapma oranından artık biz az çok çıkarıyoruz veya medyan ortalama. Mesela normal bir veride medyan değeriyle ortalama değerleri birbirine çok yakın veya eşit çıkacaktır. İşte normal dağılmıyorsa standart sapmanız ortalamanın işte yani normal dağılması için yarısından veya dörtte birinden küçük olmalı mesela. Standart sapma çok büyükse o da bir normal olmadığına işaret ediyor. Gibi. Yani bunlara odaklanırım. İlk tablo benim için önemli o nedenle. İşte normallik testi yapmıştır. İşte birinde ANOVA kullandı, diğerinde Kruskal-Ballistaj testi kullandı. Ama ikisini de ortalamayla ifade etti. Bunu görmek istemem mesela, değil mi Deniz? Sen evet, de. Evet. Kapasiteli görmek isteriz. Kapasiteli görmek isteriz mutlaka. Çünkü biraz önce StatCheck'te gösterdiğim gibi yani makaleyi stat çeki attığımda veya atmayayım, kendim bakayım kaç serbestlik derecesi, test istatistik değerini oradan açarım bir F tablosu. Alfayı da biliyorum. Serbestlik derecelerini de biliyorsam zaten P değerine ulaşabilirim. Ama böyle pratik aplikasyonları kullanmak istersek de işte o şeyi yakalaması gerekiyor. Yine metin madenciliği yapması gerekiyor. Bu veriye ulaşmak için, ya o P'nin doğru olup olmadığını görmek için apasitili çok önemli. Yani apasitilini biz öyle hani bir dolgu maddesi olarak kullanmıyoruz işte. Apasitilinden kastımız da nedir? Sadece P değerini vermemek veya işte P küçük 0.05 deyip geçmek değil. P değerini açık vereceğiz. Hangi test istatistiğini kullandıysak o test istatistiğinin değerini vereceğiz. T test istatistiği ise T test istatistiği ve serbestlik derecelerini vereceğiz mutlaka. Apasitilinde yine kanalımızda var. Biz genelde çok önemsediğimiz ve farkındalık yaratsın istediğimiz konuları seçtiğimiz için apasitilinde nasıl raporlama yapacağınızı da Güçlü Hocamız anlatmıştı. Yine oradan bakabilirsiniz. Ben de genelde benim böyle fix yazdığım şeyler vardır hakemlikte. Böyle hatta o böyle durur. Ben onu copy paste yaparım. Çünkü kimse yapmadığı için mesela güç analizi yapılmamış evet. oluyor. Lütfen bir istatistik uzmanına danışıp hani temel konularsa danışmadan da yapabilir ama biraz ileri düzey analizlerde özellikle güç analizinin yapılmış olmasını istiyoruz. Artık iyi dergiler istiyorlar. Lütfen hani bundan artık kaçış yok. Güç analizi yaptırarak bir paragraf, sample size paragrafının kesinlikle olması önerilen bir durumdur. Ve çalışmanın en başında bu yapılmalı aslında. Evet. Yani çalışmaya başladığınızda araştırma konusunu seçtiniz, literatüre gittiniz, işte o araştırma hipotezlerini belirlediniz vesaire. O noktada kaç örnekle çalışacağım? İşte hastaysa kaç hasta? İşte hayvansa kaç hayvanda çalışacağım? Buna cevap bulmak için de yine ne yapacağız? Güç analizi yapacağız. Yapacağız, evet. Evet, aklımıza başka, bunlar geliyor. Aynen, şu yani. Gelenler bunlar. Sorusu olan varsa alabiliriz. Yoksa yavaş yavaş kapatabiliriz. Merve'cim buradasın. Hoş geldin tekrar. Merve. Ebru'cum emeğine sağlık. Çok güzel, çok ilgi çekici bir sunumdu gerçekten. Yani böyle başından sonuna kadar ufak teknik aksaklıklarımız olsa da sonradan toparladık. Çok güzeldi. Emeğine sağlık. Herkes için de çok ilgi çekiciydi diye düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Yani iyi ki sizlerle çalışıyorum. Çünkü gerçekten ufak çaplı bir anksiyete yaşadım burada. Bilmiyorum ne kadar ekranlara yansıdı. Bir yandan da geçen yılki
Webinarımda da aynı problem olduğu için sisteme YouTube'a yükleyememiştik. Bir yandan o travmam da tetiklendi. Konuyu da biraz böyle acaba yani tamamen kendimi vermeye çalıştım ama umarım geçmiştir sizlere. Dediğim gibi ilk sizlerle çalışıyorum. Hemen çözüm ürettiniz. Çok teşekkür ederim desteğiniz teşekkür için. Teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize de yani katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın gerçekten yani böyle olsun istemezdik. Ama yapacak bir şey yok. Artık biz onu zaten YouTube'da paylaşırken yani keserek paylaşacağız. Öyle mi? Tamam. Deniz yine orada el atıyor bunu. Peki. Çok teşekkür ederim katılımlarınız için. Bir sonraki webinarlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.